Atatürk'ün eserleri söylenecek bundan geri. Siz sağ olun Türk gençleri, siz koruyun bu yerleri. Bir taraf çevrili, duvardı. Oradan cenazesi istasyona gidiyor. İstasyondan trene biniyor. Tren korna çalarak tam geçeceği zaman millet trenin altına kendini atacak. Polisler zor durduruyor milleti. Bütün millet ağlıyor. Kalabalık bir nüfus karşılamıştı. Oradan Ankara'ya trenle gidiyor. Tren nerede kalkacak? Bağırıyor tren. Tren bile tren ağlar mı? Bu oyuna iki tane makine acı acı bağırıyor. Vallahi ne diyeyim ben? Babacığım nereye baktın? Bu vatanı bize bıraktın, emanettin. Sen bize nereye gidiyorsun? Ağlayan, sızlayan. 3-5 kişi de hastaneye kaldırdılar apar topar. Ya Atatürk'ün İzmit'teki cenazesini 84 yaşına gelmiş olduğum halde hala o yoldan geçerken ben uğultuları, o gözyaşlarını ve Atatürk'e olan sevgiyi hissediyorum. Vallahi gençlerimiz aklını kullansın, o Atatürk'ü hiç unutmasınlar. Atatürk'ün yaptıklarını. Camdan içeriye sonra böyle elimi yaptım, baktım. Atatürk'ü göreyim dedim. Yüzünü görmedim ama çiçekleri çok güzel dedim. Çiçeklerini görüyorum amca dedim. Tamam kızım dedim. Çiçeklerini görüyorsan kendisi de uyuyor dedi. Uyandırmayalım. Oldum yavrum. 5 yaşındayım daha. Ondan sonra beni kucağına aldı. Yine öptü, indirdi. Ne gördün yavrum dedi. Atatürk'ün çiçeklerini gördüm dedim. Atatürk nerede dedi. Kalbimde yaşıyor dedim. Atatürk anlatılmakla bitmez. Atatürk anlatılamaz. Atatürk anlatılamaz. Ben Atatürk'ü gördüm. Gördüm. Unutma Türkiye. Atatürk'ü Allah'a borçlusun. Ama geri kalan her şey de Atatürk'e.